Evet arkadaşlar, merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeniden aranızdayım. Bu sefer farklı bir kanatlılarla sizin karşınıza çıkacağım. Gerçi karşınıza belki çıkamayabilirim ama arka plandayım. Burada kamera montajına gelmiştim. Burada İsmail abimiz var. İsmail Özen. Kendisi Kayseri'de Hizmet Et Lokantası'nın sahibi. Onun kameralarını yaparken benim de eskiden arılarım vardı. Bana Ahmet, sen de anlıyorsun, arılara bir bakalım dedi. Ben de bunu hem çekeyim hem de sizinle paylaşayım istedim. Evet, şimdi bir yandan da elime eldiven giyiyorum arkadaşlar. Aynı şöyle göstereyim. Şu şekilde bende de maske var. Şu şekilde elime eldiven giyiyorum. Evet, eldivenimizi giydik. Arılığa doğru geldik. Normalde ben bazen maske giymem ama giymezdim yani. Ben 4-5-6 sene oldu. Ara işini bırakalı. Hepsine yetişemiyorum. Maskemizi giydik. Arının huyunu suyunu bilmediğim için. Şimdi İsmail abi, kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkür ederim. Abi nereden başladı sende bu arı hevesi ya? Sende yoktu bu daha önce. Vallahi nereden başladı ben de anlamadım. Bir anda kendimi bu işin içinde buldum. Oğulla başladı bu iş. Evet. Yavaş yavaş ilerledi, inşallah çoğaltacağız. Kaç sene oldu abi? Sen 2 sene oldu değil mi? Ben fazla evet. Olmadı. He, aynen. Bu sene de iyice geliştirdin herhalde. Biraz iki, daha üstüne düşüyorum biraz. 6 kova mı var şu anda? 6 tane var. Evet. İnşallah çoğaltacağız. Şimdi biz ne yapacağız abi? Neye bakacağız vallahi İsmail abi? Bir genel kontrol yapacağım şu anda. Tamam. Bir bal durumu nasıl? Akımı nasıl? Yavru durumu nasıl? Evet. O anlamda. Dumanı da arıları sakinleştirmek için kullanıyoruz tabii, tabii. Değil mi? Bunu mesela şimdi ben bu sene oğul aldım. Oo maşallah. İsmail tamam. Abi sen bunu doğal petek yapmış bunlar. Aynen öyle. Maşallah. Vallahi görün, yavru da var çoğunda da. Yavru var bak, bu taraftan çekim yaparsan. Evet. Şu alanda bak, şunlar hepsi yavru kapalı. Evet bakın arkadaşlar, şu şekilde. Hem bal var. Bakın hem şu yavru var. Kapalı olan yerler. Normalde bazıları bunu şey sanıyor. Bakın şu kapalı yerleri görüyor musunuz arkadaşlar? Açıkların altında şu. Bak şöyle göstereyim. Şu kapalı olan alanlar, evet, bunlar kapalı, onlar, arı çıkacak. Yani. Onların çıkmak içerisinde yavru var. Evet. O yavruları arı çıkarıyor. Onlar bal değil. Bazıları onu bal alır. Ama bakın bal alan yerleri şöyle parlıyor. Şöyle iyice ver. Bak evet. Ayakta şunlar lavra hepsi. Evet. Mesela 1 günlük, 5 günlük, 10 günlük. Ondan sonra üzeri bu şekilde kapatılıyor. Bakın arkadaşlar. Kapatıldıktan sonra kendileri yavaş yavaş çıkıyor. 10 günden sonra kapatılıyor bunlar. Beyaz beyaz lavralar var onun içerisinde. Evet. Kraliçe arı. İnşallah eğer denk gelirse kraliçe arıyı da çekeceğim size. Onun içerisinde kraliçe arı yumurta bırakıyor. Evet. Onları 10 gün sonra üzerini kapatıyorlar. Arı olup çıkıyor içerisinden. Aynen öyle. Evet. İsmail abi. Ana arıyı görebilir miyiz ya? Ben ana arıyı çok zor görüyoruz. Oranın içinde mümkün değil. Görmemizse diğerinden bakalım. Çünkü evet, burayı çünkü açamıyoruz orayı. Doğal petek yaptıkları için burayı bozamayız. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan şimdi bal almayacağımız için ben şerbet evet, veriyorum. Evet. Şimdi ona. Ben olayı size şöyle özetleyeyim. Biraz zayıf bu. İsmail abiyle biz daha önce muhabbet ettiğimiz için İsmail abi bu koloniyi kendisi bölerek oluşturdu. Yani zayıf bir koloni. O yüzden bunlara bal şerbeti vererek destekliyor bu arılar. Çünkü kışa yavru daha çoğalsın yani. Evet, çoğalsın. Kışa sürüyle girsin diye. İşçi arıların, burada işçi arılar var arkadaşlar, size şöyle söyleyeyim. Ömrü 45 gündür. Ana arının ömrü ise verimli bir şekilde 2 yıldır 3 yıl. 3 yılda verimli bir şekilde şey olabilir. Yavru yapabilir. Evet, burada bu arılarımıza şey olarak destek verdik. Bal şurubu verdik ki çok sıcak, bir an evvel. Evet. Çabuk yoksa, güçlensinler diye. Yoksa bizi bayağı bir terletiyor. Evet, ikinci kovana geçtik arkadaşlar. Evet bakın maşallah. Buradan da bal almayacağım bu sene. Evet. Bu tamamen kendisini beslemek için yapacak. Evet. Bunu daha sonra mesela 9. 10. ayda böleceğim. Her bir kovan 2 kovan yapmış olacak. Anladım. Anlatabildim mi? O zaman da hem kendi ana arılarını yapmış olurlar. Çok güzel. Buradan biz ana arıyı bulabiliriz aslında. Eğer ki biraz şansımıza bir bakalım. Görebilirsek hem de ana arıyı, kraliçe arıyı arkadaşlarımıza bu şekilde de göstermiş. Maşallah burası tüm yavru benim gördüğüm kadarıyla bakın. Aynen. Arkadaşlar bal bakın akımı da var. Şu kapalı yerler yavru, çoğu yerde de şöyle küçük yeni taze yavru atmış mı diye ona bakıyorum, atmamış ama. O genelde ikinci sırada olur. Buna evet. Kapalı olanlar. Evet. Bu arada ana arıyı arıyorum, bulabilir miyim diye. İsmail abi şunlarda şu görülen sarı sarılarda polen herhalde. Polen aynen, basmışlar aynen, içerisinde ya. Doğru muyum? Tabii tabii evet. Hı-hı. O sarı olanlar, onun hepsi polen. Kapalı olanlar yavru. Evet. Ana arıyı ben göremedim. Ben de göremedim. Sen bak. Şöyle dursun.
Onu düşürme yalnız İsmail abi. Onu çıkar, ondan sonra ötekini yerleştir. Bunlara birkaç gün gelmedi mi propolisle kapatıyorlar hepsini. Evet, sağlamlaştırıyorlar. Tabii, he, çok sağlamlaştırıyorlar. Sıralamasına dikkat ediyoruz bunları. Bunları yerlerini değiştirmiyoruz. Tabii ki. Bak burada anarı. Bak gördün mü? Evet, evet arkadaşlar bak şurada, bakın. Hemen şu anarı. Bakın şu benim şu anda gözüm önünde. Bak şu olan, tamam mı? Parmağımı verdiğim yer. Hangisi? O anarı. Tekrar bak göster ben. Bak şu. Parmağını göremiyorum, göster. Bak bak şu. Tamam mı? Bak şu tek gelen var ya. Zaten diğerlerine evet, oranla evet, farklı ben, bir arı. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz, tamam bakın. Mı? Sırtı farklı, uzunluğu bakın, farklı, büyüklüğü farklı. Evet, yani genç bir arıymış. Evet, genç evet. Tabii. Bakın ana arı kraliçe arının orada gezdiğini görüyoruz arkadaşlar. Pete, kovanı kovan yapan. Şimdi saklanıyor, diğer tarafa geçiyor. Bu arı. Gördüm, bir geçti. Bir saniye. Tekrar geri gidebilir. Evet, hı, ana arıyı çekmiş oldu. Genelde kendisini göstermez. Hatta diğer arılar onu saklarlar. Çok tesadüf oldu yani. He, onu aynen gördüm. Maşallah. Öyle. Biraz hızlı bir şekilde gördük. Tamam. Bunda yavru var. Gene hani ikinci sırada olur dediğimde lavralar burada. Beyaz lavralar. Diğerleri kapalı ama. Gene aynı şekilde şey de var. Polen de var. Evet. Bal akımı başlamış. Bu arada kapatmaya başlıyorlar. Evet. Üst taraflardan başlamışlar. Bakın evet arkadaşlar. Şu alt kısımlar, arıların çalıştığı yerler yavrulu. Bakın şu üst taraflar. Şu üst taraflar kapalı olan yerler. Bakın. Bakın şu şekilde sırlamış. Onlar neydi? Mum. Bal mumu. İşte bakın. Şunları bal mumuyla kapatmışlar, balı basmışlar. Bakın şu üst kısım bal. Evet, tabii kapalı olan yerle sırlama yapıyorlar evet onlara. Hafif kabarık olan şu aşağıdaki yerlerde harita, bak şuralarda yavrulu gözler. Bazıları o şekilde satıyorlar, dikkat edin. Onlar yavru vardır, yani o çürük olur, yenmez. Şunu oğuldan aldık. Evet. Şunu, şunu da ben kendim yaptım. Buradan ayırdım, götürdüm aynı şekilde. Yani ikinci bir koloni yapmış oldum. Bu arada oğul dediğimiz... Kendi kovanın ağırlığımızdan çıkan arılar evet yakına konuyor. İçerisinden ana dışarı çıkıyor. Diğer bazı anayla peşinden gitmek isteyen grup da o anayla gidiyor. Oğul oluşuyor. Evet. Şöyle vereyim. Çok biz güzel. Biz bal almayacağımız için beslemek zorundayız. Evet. Kışı çıkarmazlar. Evet. Kuvvetlendirmemiz lazım. Diğerlerine zaten hiçbir şey vermiyoruz. Çünkü onlara biz zaten uzun bir zamandır bir şey vermiyoruz. Yani doğal ve gerçek bir bal alabilmek için. Evet. O yüzden onlara vermiyor. Sadece bu iki tane zayıf olanı bal akımını aldıktan sonra yine ufak ufak besleriz. Evet. Zaten senin burada da maşallah şu aşağılarda çok büyük tarlalar var. Aynen. Arılar, bu arılar kolay kolay şey yapmaz. Aynı şey var. İnşallah bu sene biraz hedefimiz yüksek. Evet. Evimize yetecek kadar çıkar diye düşünüyoruz. Evet. Arılarda sakin, öyle şu ana kadar saldırma falan olmadı. Yok. Şu anda sakin arılar. Birkaç tane geliyor ama onlar da pek o önemsiz. Kadar da olacak. O evet bizim çıkan şey buradan çıktı. Oğul bu kovandan çıktıydı. Evet maşallah. Anladım. Şimdi biz evet ikinci katını açalım. Hatta burada evet sırlama yapılmış. Evet bakın arkadaşlar burası ikinci kat. İkinci katta hani koloni çoğalınca normalde üst katlara balı oraya üst katta yaparlar. Evet, alt tarafa yavru açayım atarlar. Alt katı açalım bu ara. Hem de biraz daha canlı orası. Maşallah maşallah. Uzun İyi zamandır bunlar hiç aralarını bile açmadım. Aslında arasını açıp bir bakabiliriz. Bal yaptıkları durumdan petek var mı diye. Tabii bir genel durum nasıl? Genelde zaten ana arı o aşağıdaki taraflara mesela 1, 2, 3, 4 çıtaya yavru yapıyor. Yukarı bir bakalım. Evet 3. çıtayı alıyoruz. Evet. Bunda öyle o, bir orada bir günlük olmamış yavru var mı? Bir ona bakalım İsmail abi. İsmail bunlar günlük yavru yok. Bu boş ha duruyor şu anda. Çünkü biraz zayıf. Şey, oğula da çıktı ya. Hmm. Şu yeni bunu yapıyorlar. Peki şu memeler şey anaya mı gidiyor bu yoksa İsmail abi? Meme, şunlar meme değil mi? Hangileri? Şu yok aşağı, meme yok bunda. Şu aşağı çıkıntılar. Yok yok onlar meme değil. Bu ara arılar saldırmaya başladı ha. Yani fazla kurcaladıkça haline saldıracaklar. Evet. Bir de şu alandan alalım. Bir de oradan şimdi al evet. Ona bakalım orada durum nedir. Şimdi tam bal zamanı değil mi İsmail abi? Tabii şu an akım zamanı. Temmuz, Ağustos'ta bal yapmaya başlıyorlar. Evet maşallah burada da bayağı bir yavru var. Bakın arkadaşlar yavru olması çok önemli. Yavru atması yani bu petek arı eğer yavru yapmazsa koloni azalır. Çünkü bir arının ömrü 45 gündür. Bakın işçi arının ömrü evet.
zaten bolca da bir kapalı arı var şu anda. Evet, onlar hep yavruya gidecek. Bu biraz da oğula gittiği için bu biraz zayıfladı sonra. Yoksa en güçlük falan buydu. Evet. Haliyle ikiye bölündü, yarısını oraya aldık. İsmail abi, bir de şu son çıtan çıkarır mısın ya? En sonunda. Evet, sonra... En sonunda biz çok fazla bir şey yok yani. Çok. Çünkü ben bunların altına sürekli şey verdim, yeni. Şunlar bala gitmiş yalnız, benim gördüğüm kadarıyla. En son olabilir. Evet, bir de onu çıkar İsmail abi, bir de ona bakayım, merak ettim. Bakalım hemen, yani. Bakalım bir sakinleştirelim. Hı hı. Fotoğrafa yapışmış olabilir. Yok, bal değil, hayatta da kabartma yapmışlar. Kabartmışlar, yani, şişirmişler. Evet. O zaman bal... Yani bundan çok fazla bir şey beklemiyorum işin açıkçası. Bala biraz çalışmaya başladığı zaman da onları dolduracaklar. He. Evet, kapatalım abi. Bunlara zaten şerbet vermiyoruz çünkü bunlardan doğal bal alacağız biz. Ya ben kısmet artık kendisine yetecek kadar yapacağım. Evet, kısmet artık. O zaman gene almayacağız. Şu biraz güçlü. Vuran var mı? Yok, var da üstüme yapışıyor da daha sokmadım, kafamı çarpmış. Şey ya, onlar ulaşırlar. Normaldir yani. Canlı biraz. Maşallah. Evet. Son derece güzel. Bunda kat var. Buna ana arı yukarıya çıkmaz. Şöyle göstereyim. Şu da tamamen doğal olan. Yani bu kara koman dediğimiz bal. Maşallah. Bütün örgüsünü falan kendisi yapmış. Evet. Buna bala gidiyorlar. Buna hiç yavru atmamış. Zaten yok, yavru yok çünkü arada kat şey var. Evet. Ana arı geçemesin diye ızgara evet. Koymuş şunu aşağıya. Bu şekilde. Yani bu maşallah çok güzel. Benim istediğim gibi gidiyor. Bu da kabartılmış şu anda. Hem kabartılmaya hem bala gidiliyor. Evet. Bu yeni kaba. Aynı zamanda bal da basıyorlar. Evet, buraya. Parlıyor. Ben görüyorum. Yani buranın şu anda mesela sıfır şey atma ihtiyacı bile var ama bir 3-4 gün sonra hem diğerlerini tamamlasınlar. Tamam. Bu arada bir tane kafama vurdular. Soktu mu? He, yukarıdan sokuyorlar. Sıkıntı yok artık ya. Yavaş yavaş bir şey ona alışırsın. Oradan hedefi nasıl tutuyorsa adam oradan çok büyük aldı. Bunu şeyini kapat hacı. Neyin abicim? Pisketi vardı, ne bu? Hangisini kapatın? Hayata şu kapağı açayla bir şunu. Orada mı unutmuşuz? O zaman biz şöyle yapalım. İsmail abi artık istersen sonlandıralım videoyu. Ben de sana biraz yardım edeyim. Olur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz... İnşallah bal akımı zamanı gene gelirse. Evet, arılara falan bastık. Hem de güzel bir çekim daha yaparız. Biz evet, inşallah. Yararlanırız, hiç olmaz. İnşallah. Sadece bir kontrol yaptık, yavrulara baktık. Evet, yani şu anda bal akımı durumu ne? Evet, ona baktık. Şu anda tam daha bal oğlan başlamamış. Giden var mı, gitmek isteyen var mı? Evet. Arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videomuzda inşallah devamı da gelecek. Sağlıcakla kalın.